Ya kızlar, bu arada aklıma ne geldi biliyor musunuz? Dün Sibel bana bir şey anlattı ve çok enteresan ve bayağı güldüm. Ay kızlar, sormayın ya. Ben hani hatırlıyor musunuz, bu bohça olaylarını falan size anlattım ya. Evet. O zamandan beri bizim Filiz annemle hani o dönemde aramız çok bozuktu. Yani böyle limoni diyeyim yani size, tamam mı? Bir gün de bir arkadaşım, şimdi Filiz annemin giyimi çok güzel ve her şeyi dört dörtlük yapmayı çok sevdiği için. Evet. Filiz annem de şöyle bir şey yaptı. Hani dedi ki, yani böyle herkese göstermeyi çok sever. Bizim bütün her şeyimizi de, nişanımıza dahil, Filiz annem her şeyi internette paylaşır. Hesabını yani paylaşır. Detayları da paylaşır. Yani ne yaptıysa bütün detaylarıyla beraber paylaşır. Neyse kızlar, böyle Filiz annem yine böyle paylaşmıştı falan. Ben biliyorum orada olduğunu. Benim arkadaşlarımdan bir tanesi de yine nişanı olacak. Benim nişanıma bakmak istemiş. Filiz annemin profiline giriyor ki ben zaten sürekli onun profilinde gezemem yani. Ne kadar kontrol edebilirim? Bilmem kaç ay geçmiş yani üstünden nişan olanı. Benim nişan fotoğraflarım yok. Aa. Yok yani. Nasıl yani? Bildiğin yok ya. Nişan fotoğrafları silinmiş. Ya 40 tane fotoğraf nasıl silin? Hani bir tanesi yanlışlık oldu diyelim. Peki aranızda bir kötü bir diyalog geçmiş miydi o dönem? Ya tabii ki işte diyorum ya, geçmişti diye. Ama hani aradan kaç ay geçmiş? Yani sen neden benim fotoğraflarımı siliyorsun? Kinlenmiş. Aa. Tamam ama ben şimdi bunu ortaya çıkardım. Eşime dedim ki, ya Sezgin, böyle böyle benim fotoğraflarım yok. Ben üzüldüm yani doğal olarak. Çok da kırıldım. Evet. Bir bakar mısın dedim telefonuna dedim. Gitmiş gizli gizli annesinin telefonunu alıyor kızlar. Evet. Bakıyor telefona. Bir bakıyor, silinmemiş, arşivlenmiş fotoğraflar. Ekranda. Hani desene bak, yanlışlıkla silmeyi anlarım da arşivlemek için biliyorsunuz o üç noktaya tıklayacaksın. Evet, evet. Gireceksin ikinci, yani nasıl arşivleyebilirsin fotoğrafları ya? Evet. Ben şok oldum. Yapmış. Ya sonra da ben yapmadım, bilmiyorum kim yaptı demiş. İşine gelmedi. Var ya, demiş. Öyle bir şey yok. Kibar kibar işleri götürüyor. Ne demek ya, ben etkiliyor. Bir şey söyleyeceğim. Telefonunu kim alıp da benim fotoğraflarımı silebilir? Canım o kimse yapmaz onu. Hala bilmiyorum, biliyor musun sorun cevabını? Benim mesela şimdi fotoğrafım var ya kızlar. Evet. Benim fotoğrafımı silmiş. İbiş'in fotoğrafı duruyor horozun. Aa. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey ya. Horozunu gerçekten benden daha çok seviyor. İbiş'im de İbiş'im. İbiş aşağı, İbiş yukarı. Horoz değil canım, kaynım vallahi değil. Ben de övüyordum burada. Vallahi bıktım ya. İbiş'ten bıktım yani gerçekten ya. Herkesin bir doğal yaşam alanı vardır kızlar. Sibel'cim bir şey soracağım, beni yanlış anlama ama, tamam mı? Acaba Elçin senden güzel diye mi seninkileri sildi? Yani şimdi şöyle bir şey, hiç o anlamda düşünmedim bak açıkçası. Ola da ben düşünürüm. Evet. Ola da bilir kızlar. Arkadaşım. Belki diğer gelinim daha güzel, onu paylaşayım diye. Ya şimdi Filiz annemin demiş. Orada aklına her türlü şey gelmiştir. Belli yani, ne düşünüp de sildiğini bilmiyorum. Burada soralım hep beraber. Anne, ne düşünüp de sildin acaba? Bunu izleyecek yani sonuçta. Yani desin ki tamam, diğer gelinim senden daha güzel, seni görsel olarak beğenmiyorum, profilinde durulmasını istemiyorum dese yine başımın üstünde. Kavga nasıl ederim. Başının üzerinde kavga ya? Kavga ederim. Şey yok. Ama dürüst olsun. Çirkin de olsa onun gelini canım, ne münasebet. Bebeğim evet, dürüst oğlum olsun. Oğlum elif almış sonuçta, onu ne ilgilendirir? Bana dürüst olsun. Kız Sibel, o gün de aklıma geldi, söyleyemedim. Acaba senin Elçin mi böyle kayınvalideni yönlendiriyor ki anne sil falan diye, ne dersin? Yok, asla öyle bir kız değil. Öyle birisi değil mi? Ya asla olabilir, yapmam. Hayır bence olabilir. Olabilir, niye olmasın? Yok, ben bu konuda kefilim kendisine, asla yapmaz. Ama Elçin gerçekten sonuçta. Hayır, her kardeş gibiyiz. Ben hiç onu yapacağını düşünmüyorum. Güvenmem, yaparlar. Aa, öyle deme, güvenme bence de. Ben yapacağını düşünmüyorum, asla yapmaz çünkü öyle bir şeye girmez. Bu tamamen Filiz annemi tanıdıysanız Filiz annemle alakalı bir şey. Ki kimsenin telefonu kimseye karıştırılmaz. Telefonda şifre var, ben bile bilmiyorum ya şifresini. Vallahi canım, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Filiz abla saman altından su yürüten bir bayan. Arkadaşlar yani benim kayınvalidem hani fena falan diyoruz ama benim kayınvalidem neyse içindeki dışındaki o değişmiyor. Ama Filiz teyze hani çok sakin gözüküyor. Ama o sakinliğin altında çok tuhaf şeyler yatıyor yani. Evet, benim kayınvalideme de aynısını söylüyorsunuz ama o da benim yüzüme söylüyor her şeyi çatır çatır. Ama Filiz teyze gördüğünüz gibi alttan alttan.